Herkese merhaba. Oynamaktan vazgeçemediğim tek oyun bu, Formula 1. Şöyle, oyuna yeni bir güncelleme geldi. Dün oyun kapalıydı. Oyun kapalıyken yani bayağı bekledim tabii. Ve açtığımda siz de görebilirsiniz. Üst tarafta ayarların yanında mesaj bölümü var. Aynen. Islak hava pistleri diyor. Biri Amerika. Yani diğeri ise Brezilya, Sao Paulo. İki tane pist yani etkinlik olarak geldi. Şu anda 9 gün süresi var. Her an yani dolunca kalkacak yani. Onlarda birinde Daniel Ricciardo ile yarışıyorsunuz. Diğerine bakmadım. Şimdi birazdan bakacağız. Diğer bir özellik DNF olayı. Yarışlarda sağa sola değiyoruz. Değdiğimizde çarpıyordu. Araba ön lastik kırılıyor. Bitiyordu yarış bizim için. Ona bir düzenleme getirilmiş sözde. Daha indirdim ama bir şey olmadı. Düz duvara girdim. Tabii düz duvara girerse işe yaramaz. Onunla ilgili bir düzenleme gelmiş. Yani DNF olayının azalmasını önlemek için bir şeyler yapmışlar. Ve yine bir etkinlik bildirimi. Cadılar Bayramı malum. Cadılar Bayramı yılbaşı yaklaşıyor. Adamlar etkinlik yapmaya başlamışlar. Onun bildirimi. Şimdi yağmurlu hava pistine girmek için şu mesajlar bölümünün yanındakine basalım. Burada üstte kapışma yazıyor. Evet. Birisi Amerika, diğeri Brezilya. İki pist açmışlar ve diğer bir yandan arabanın yani sürüş kolaylığını biraz sağlamışlar sözde. Denemedim. Şimdi deneyeceğim. Elmas ödülü veriyor. O yüzden deneyeceğim. Ve bu Leclerc'le de yarışacağım. Bakalım. Şimdi önce bir şu Daniel Ricciardo'yu avlamaya çalışalım. Ama araba nasıl gidecek hiç bilmiyorum. İlk defa, yani ilk defa değil de San Marino'da yağışlı havada sürdüm. Pek bir şey yapamadım ya. Çok kötü oldu. Şimdi bakalım. Hadi bakalım. Bir de böyle bir detay var tabii. Yağışlı hava pistini indirmesi gerekiyor. Normalde tabii. Pistin hava durumu falan hepsi değişiyor. Bakalım. O indirmeye devam ederken şurada tekrar gösteriyorum. Görüntü kalitesi yüksek. Görüntü kalitesi düşük. Grafik ayarları burada. Bilginiz olsun. Onun haricinde pek fazla herhangi bir ayar seçeneği burada yok. Ben bunu kullanıyorum. Pistimiz aynen inmek üzere. Artık yarışa girebiliriz. Kapışma nedir be? Aynen. En iyi turu göstermiyor çünkü yağışlı havadaki turumuz yok burada. Sıralama dediğine göre benle o baş başa yarışacağız bakalım. Kendime pek güvenim yok ama arabada ne gibi bir iyileştirme yaptılar bilmiyorum. Şu anda ben frene basmıyorum, kendisi yapıyor. Neden böyle bir şey yaptı ki? Şu an yarış çizgisinde kendisi gidiyor araba. Bunu ben sağlamıyorum.
Kendisi çevirdi bu insanı. Hava yağışlı olduğu için oyunda DRS hiçbir şekilde açılmadı. Yeni pist rekoru. Şimdi ayarları kontrol edeceğim. Ben hiçbir şekilde fazla detaylı kontrol yapmadım. Fren, ince frenler yaptık önce. Sert freni benim yapmamı bekliyorum. Şimdi bir ayarları kontrol edeyim bakayım. Ben bir şey mi yaptım acaba? Kontroller. Hayır. Yardımlar. Özelliği. Şurada ben böyle yaparken buraya geri çektiğimde bunlar geri gelmemişti. Orada yardım etmiş bana. Çok güzel bir şey. Allah razı olsun. Tekrar kullansak mı? Yağışlı havada tekrar kullanalım. Sadece yağışlı havada mı? Bir daha kullanmayalım. Demek ki yardım etmiyormuş biz orada. Ya da kullanmayalım. Nasıl sürülür ona bakalım. Aynen. Şimdi bakalım sürebilecek miyiz? Sıradaki pist Brezilya. Felipe Massa'nın memleketi. São Paulo. 2016'da Max Verstappen burada rüzgar estiriyordu. Yağmurlu havada. Şov yaptı şov. YouTube'a yazıp izlemenizi tavsiye ederim. Rakip Valtteri Bottas. Adam hala 77 takılıyor. Normalden daha erken fren yapın. Aynen. Damlaya bak Allah'ım. Ne kadar büyük zor. Şunu söyleyeyim. Gerçekten sürüş konusunda yardımcı olmuşlar. Hani tamamen kontrolden değildi. Freni daha erken yapmanız gerekiyor olay bu. Şimdi bunun da ekmeğini alalım. Aynen. Şu Leclerc'i daha sonra avlarım. Çünkü elmas var, avlamam gerekiyor. Diğerleri pek oralı değilim zaten. Bir de bakayım bunun...
Kaskı var bende herhalde, vermediğine göre var. Evet arkadaşlar, videoda anlatacaklarım bu kadar. Gelen güncellemeyi anlattım. Tekrar bakalım. Aynen. Instagram sistemi. DNF olayı, vurma olayı. Onu hafifletmişler biraz. Yani daha zor araba kaza yapacak. Ve Cadılar Bayramı. Herkese iyi eğlenceler.